Japonya'nın ünlü tapınağı, hatta en ünlü tapınağı olan Meiji'ye doğru gidiyoruz. Bu arada tapınağa doğru giden yol böyle kocaman dağlık bir yol gibi düşünün. Öyle bir yoldan gidiyoruz ve buraya günde binlerce turist geliyor. O yüzden şu anda burası inanılmaz kalabalık. Yani hem buranın yerlileri ibadet açısından geliyorlar, hem de böyle bir sürü turist geliyor buraya. Böyle bayağı bir kalabalık var. Meiji'ye doğru gidiyoruz. Konnichiwa. Konnichiwa. Do you speak English? Yes, yes, we can speak. Ah, it's good. It's good. Yeah. I think mostly who knows English, speak English. Oh, yeah, but we are not Japanese. You are not Japanese? Yeah. Yes. Where are you from? From Korea. From? From Korea. Aa, Kore'den gelmişler. İlk defa ben İngilizce gören bir kız gördüm. I'm serious. I firstly see a girl who knows English. It's good. Oh, really? I find everywhere who knows English. Yeah, we find it hard to speak English here. Yeah. Yeah, it's so hard. It's so hard because anybody knows the English. Yeah. They, when we speak English, when we ask in English, they answer in Japanese. Yeah, they answer in Japanese and they look at what's that böyle bakıyorlar acaba. Ya. Diyorlar ki bizde ilk defa, onlar Kore'den geliyorlarmış. Onlar da böyle İngilizce bilen biri bulmakta zorlanıyorlarmış. Ben böyle konuşurken İngilizce konuşunca hemen geldiler, İngilizce cevap verdiler. Where are you going now? We are looking for Yoyogi. Yogi. Yoyogi Park. Did you see Meiji Temple? Yeah, yeah, yeah. Meiji'ye gittiniz mi diye, biz şu an gidiyoruz ya, onlar geliyorlardı, ben o yüzden çevirdim, görmüşler Meiji'yi. How did you find this temple? Actually we are looking, nasıl buldunuz diye sordum da, we are looking for Yoyogi Park and we thought it is, mm-hmm, but it is not, it was temple, it is temple. Yeah, is it temple? Yeah, we are looking for that one. Onlar başka bir yer arıyorlarmış aslında. Crepe one. Crepe yeah. one. Because we are hungry, we are hunger. Ha. Biz onlara tapınak diyoruz ama onlar krep alıyorlarmış. Ben de diyorum ki krep ne alaka? Diyor ki biz açız diyor, yemek arıyoruz diyor. Okay, I know, I understand diyor. Turkey, we are come from Turkey. Oh, we love it, yeah. It's good. Turkey deyince direkt çok seviyoruz Türkiye'yi dediler. What do you think about Turkey? Have you been in Turkey before? No, but we are love to. Hayır diyor. Türkiye'ye hiç geldiniz mi diye sordum. Böyle direkt Turkey deyince geldi zannettim. Things. I heard so many things about Turkey. So things. Yeah. This Türkiye ile hakkında çok fazla şey duydum. Gitmedim ama diyor çok fazla şey duydum diyor. What kind of you heard what? Kind I heard that is the beautiful country and everyone is kind there. So I should visit there. Thank people. You very much. Yeah, thank ben diyor gitmedim ama maalesef gidemedim ama diyor çok şey duydum. Bunlardan birisi diyor bütün insanların diyor böyle mükemmel olduğu, Türk insanlarının diyor çok iyi olduğunu ve Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu duydum diyor. Gelmeyi çok istiyorum diyor. Türk insanlarını çok seviyorum diyor. Love it. We love to. Ah, thank you, thank you. Okay, nice to meet you. Have a nice trip. Bye bye. Where are you from? We're from Australia. Avustralya'dan gelmişler. Ben de sordum hani niye böyle giydiniz diye, böyle enteresan ama çok şeker olmuşlar. You are very sweet. Ondan sonra bunlar diyor moda diyor. Biz diyor modaya uyduk. Bu da diyor Japon modası diyor. Böyle giyindik diyor. Çok şeker olmuşsunuz. Evet çok tatlısınız. You are very sweet. Thank you. Where are you going now? We're going to Harajuku. Harajuku'ya gidiyorlarmış. Did you come from the... The shrine, yes. Yeah, 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 it was lovely. Lovely. How did you find... What do you think about Meiji Temple? Beautiful, really beautiful. Meiji Temple'dan geliyorlar da onu sordum nasıl buldunuz diye, biz şimdi gidiyoruz ya. Çok beğenmişler, gerçekten çok güzel diyorlar. Okay, have a nice trip. Thank you, you too. Thank you. Bye bye. Bye. See you. To go home. And he makes it fast with one more thing. Konnichiwa. Do you speak English? Ya kimono. What where are you come from? Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. Aha. Here before Turko. No, Turko. Yeah. Turko. Evet, burada Türkiye dediğimde direkt Turko diyorlar. Yeah, I've been to Turkey once. Aa, bir kere diyor Türkiye'ye gittim diyor. Where? which city? Kapadokya. Kapadokya'ya gitmiş. Vay. Why? It's a trip. Sorry, trip. The trip. Yeah.
Sadece şey, Ankara'ya gitmiş ve Kapadokya'ya gitmiş. Seyahat için gitmiş, görmek için. Hani turist olarak gitmiş. How did you find? What do you think about? Yeah, I love Turkey because it's really, the food was really nice. And I love mosque. Evet, ilk önce yemekleri söyledi. Yemekleri çok beğendim dedi. Ondan sonra da camileri çok beğenmiş. Camiden çok etkilenmiş. Which food is your favorite in Turkey? In Turkey? I love like kebab. Kebap. Direkt kebap diyor. Başka, what kind of kebab? Chicken kebab. Tavuk kebabı çok beğenmişler. En beğendiği şey oymuş. Tavuk kebapmış. Kaeru no uta ga kikoete kuru yo. Kwa, 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 gero, 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 kwa, kwa, kwa. That's all. That's all. Thank you very much. Would you like to say something to Turkey? Please come to Japan. Japan is a really nice country, so... Türkiye diyor ki Japonya'ya lütfen diyor, Türkler diyor, hepiniz diyor Japonya'ya gelin diyor. Merhaba Türkiye! Okay. Thank you very much. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. Meiji tapınağına giderken yol boyu İmparator Meiji'ye ait bir şeyler görüyoruz. Çünkü İmparator Meiji Japonlar için çok önemli. O feodal sisteme son verip bugünkü modern Japonya'nın temellerini atan bir imparator olduğu için ona çok önem veriyorlar ve tapınağa giderken her yerde imparatora ait bir şeyler görüyoruz. Mesela hemen yanımızda böyle fıçılar bulunuyor ve onların üzerinde semboller var. Bu sembollerin her biri Japonya'daki endüstriyel gelişimi, modern gelişimi ve teknolojik gelişimi sembolize ediyor. İmparator Meiji tarafından sembolize edilmiş şeyler. Yol boyu dediğim gibi Meiji'ye ait, Meiji'nin yaptığı, İmparator Meiji'nin yaptığı şeyleri görmek mümkün. Japonya'da feodal sisteme son veren İmparator Meiji ve eşi Shoken'e hitapen yapılan Japonya'nın ve Tokyo'nun en ünlü tapınaklarından birisi olan Meiji Tapınağı'na geldik. Meiji Tapınağı 1920 yılında yapılmış. Aslına bakarsanız çok da eski bir tapınak değil, ancak dediğim gibi feodal sisteme son veren İmparator Meiji'nin adına yapılmış bir tapınak olduğu için Japonlar bu tapınağa çok önem veriyorlar ve aynı zamanda Tokyo'nun en ünlü tapınağı Meiji Tapınağı. Mesela burada bir tane evlenen çift bulduk. Gerçi pek yanlarına yaklaştırmıyorlar fotoğraf çekindikleri için. Ama şöyle bir gösterelim dedik. Bunların da mesela düğün kıyafetleri böyle. Böyle şey gibi. Karateci gibi giyiniyor erkekler. Kızlar da böyle kafalarına böyle kocaman bir şey takıyorlar, böyle beyaz. Bizdeki duvak gibi değil. Tabii bunlarınki böyle biraz garip. Gök Yıldız Banyo Halları'nın sunduğu Nil'in Dünyası devam edecek. Gök Yıldız Banyo Halları'nın sunduğu Nil'in Dünyası devam ediyor. Biz tapınağa geldiğimiz sırada şansımıza geleneksel bir Japon düğünüyle karşılaştık. Japonlar geleneklerine çok bağlı bir millet. Tam böyle geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar. İşte böyle kimono tarzı, ama tabii gelinler böyle daha değişik bir kıyafet giyiyor. Dediğim gibi erkekler böyle birazcık karateci gibi bir kıyafeti giyiyorlar ve tören yapıyorlar. Törenleri bu tapınaklar içerisinde yapıyorlar. Tam geleneklerine, dinlerine uygun bir şekilde yapıyorlar. Şimdi de geleneksel bir düğün seremonisi görüyoruz. Şimdi
tur atıyorlar şeyin içerisinde. En önde gelin var, damat var. Onların en önlerinde onların işte din adamları diyebilirim. Hani o şekilde anlatabilirim. Şu anda tapınağın etrafında dönmeye başladılar. Tapınağın içerisine girecekler. Orada tabii böyle dilek tutulan falan da bir yer var. En önde onların din adamları, arkasında gelin damat, arkalarında da böyle akrabaları sürü halinde gidiyorlar. Japonya'nın ulusal dini olan Şintoizm, Japon halkına özgü batılı bir gelenek dini. Özü doğaya, ölülere ve put olarak kabul ettikleri milyonlarca farklı varlığa tapınmaları. Şintoizm, Japon tarihinin en eski dönemlerinden beri var olmuş, yerel halkın geleneklerinde, dünyaya bakış açılarında, tapınmalarında, törenlerinde her zaman yaşanmıştır. Japonya'da geçmişle geleceğin önemli simgelerinden birisi olan Tokyo'nun önemli yapılarından biri olan Tokyo Kulesi'nin önüne geldik. Size şöyle bir Tokyo Kulesi'ni nehrin üzerinden gösterelim dedik. Tokyo Kulesi savaştan sonra 1958 yılında Japonya'nın ekonomik gelişimini temsilen yapılmış ve rol model olarak Eiffel Kulesi'ni almışlar. Eiffel Kulesi'ne benzetmeye çalışmışlar yani. Ancak Japonya'ya gelen turistler öncelikle buraya gelip Tokyo Kulesi'ni görmek istiyorlar, merak ediyorlar. Kulenin bir de şöyle bir özelliği var. Kendi kendine ayakta durabilen dünyanın en uzun çelik kulesiymiş. Şöyle bir bilgi de vereyim. 333 metre yüksekliğindeki kule tam 4000 ton ağırlığında. Shiba Parkı'nda bulunan bu Tokyo Kulesi'ni olur ya ben şöyle bir Japonya'ya gideyim diyecek olursanız gelip görmenizi tavsiye ederim efendim. Kendi kendine şarkı söylüyordu, geldik yanına. Sesini de güzel zannediyor ama. Hangi makam amca bu? Detone oluyorsun, olmadı olmadı, detone oluyorsun. Sayonara. Konnichiwa. Anato no name wa. Anato no name wa. Name? Name. Aki. Aki. Aki'miş ismi. Tomo. Tomo. Nice to meet you, Tomo. Tsukan-san. Tsukan-san. And you? No. 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 Noriko. 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 Nice to meet you. Evet. Şimdi ben bunlara niye böyle giydim diyorum ama beni pek fazla anlayamıyorlar. Sanıyorum burada bir seremoni var. Burada bir böyle bir kutlama var. O yüzden böyle giymişler. Why did you wear that? Wear. Why? Nerede? Kawaii kara falan diyorlar ama neyse güzel böyle şeker şeker giymişler. Alice Harikalar Diyarı'ndan fırlamış gibi böyle giymişler. Ben böyle kimonoyu giymişim. Ben onların böyle geleneksel kıyafeti diye kimonoyu giymişim. Onlar da giymişler böyle Alice Harikalar Diyarı'ndan fırlamış gibi. Ne güzel. Gelin. Gel canım. 1, 2, 3. Merhaba. Merhaba. Türkiye. Türkiye. One more time. One more time. One more time de. Ben diyorum ki. One more time diyorum. Bir kere daha diyorum. Onu da tekrar ediyorlar. Onu one more time. Like a heart in a dashway shoot. You done gave it away, you had it till you took it back. But I keep walking on. Şöyle bir şey var, benim dikkatimi çok çeken bir şey. Bunlar yüzlerini kapatıyorlar böyle, suratlarını kapatıyorlar. Ondan sonra şey, hastalık bulaşmasın kendilerine falan diye böyle yüzlerini kapatıyorlar. Ve bu hani Tokyo'da böyle genelinde var, birçok insanda var. Herhalde bize kendilerine hastalık bulaşmasın diye falan yapıyorlar böyle ama
Hani birçok Tokyo'nun içerisinde böyle bir sürü görmek mümkün yani. Çoğunun böyle, hele taksiler, taksicilerin hepsi yüzlerini kapatmış. Burada da var böyle mesela, kapatmışlar yüzlerini. Jim Bom Bom. Gençlerin en çok geldiği yer, eğlencenin kalbinin attığı yer Shibuya'ya geldik. Shibuya'ya gelir gelmez hemen girişte şöyle bir Tai Festivali gördük. Taylandlıların festivaliymiş. Hemen böyle tesadüf yani, bizim geldiğimiz dönem şöyle bir festival dönemine denk geldik. Tayland Festivali. Bir girip bakalım Tai Festivali'nde neler varmış neler yokmuş. Çünkü bayağı bir kalabalık zaten. Genç nüfus da oldukça fazla. Şöyle bir girip bakalım Tai Festivali'nde neler varmış. Hadi. Festivali diye geldik ama inanılmaz bir kalabalık var. Nüfusun hepsi, çoğunluğu genç. Bütün gençler buraya gelmişler. Standların çoğu genelde yemek standları ama hani saatte öğlen saatleri olmasına rağmen ciddi bir kalabalık var. Burası böyle tıkış tıkış yani. Yukarıdan iğne atsanız yere düşmez bir durumu var buranın. Doragon'muş herhalde bu meyvenin adı. Şöyle bir şey, böyle enteresan bir şey. Tayland'a özel bir meyve ama çok güzel bir tadı var. Ve sanki yani meyveden reçel yapılmış gibi, reçel haline gelmiş gibi bir meyve ama çok güzel, böyle çekirdekleri falan var. Bir de bu var. Bu da böyle buzlu gibi değişik bir şey. Çok güzel. Bir tane standta bu tropikal meyvelerden böyle smoothie, püre yapıyorlar. O püreden de işte meyve suyu yapıyorlar. O yüzden o stand, herkes herhalde o standı şu anda o meyve suyu için sıra bekliyor. Yani bütün standlar bu kadar kalabalık değil. Bir tek o stand, o smoothie yapan stand İnanılmaz kalabalık. Böyle bir sıra var. Bakın bu sıra buradan oradan başlıyor. Oraya kadar gidiyor. Dediğim gibi o tropikal meyvelerden püre yapıyorlar. Biz de şimdi o sıraya girdik. Meyve suyu içeceğiz.